İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Urfa'daki 1500 yıllık Ermeni kilisesi yıkım tehdidi altında. Artsakh'ın Martuni bölgesindeki köylerde savaştan zarar gören evlerin restorasyonu devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Artvin Karin Karayolu'nda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kars Antlaşması tartışılırsa Sevr Antlaşması da masaya yatırılacak. Birleşmiş Milletler Türkiye Libya'ya çocuk savaşçı gönderdi. Ermeni el yazmalarına küçük bir katkı. Malhas Amoyan dünya güreş şampiyonu oldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Urfa ilinin Halfeti ilçe merkezine bağlı Gürkuyu mahallesinde bulunan Ermenilere ait 1500 yıllık Nuhrut Kilisesi'nin ön ve arka cephesi büyük oranda yıkılırken restore edilmemesi halinde taş yığınına dönüşecek. Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında olduğu dönemde kesme taşlardan Bizans mimarisine has bir teknikle inşa edilen kilisenin diğer kısımları ise günümüze kadar ayakta kalabildi kilise, mahallede yaşayan çocukların oyun alanı, gençlerin ve yaşlıların ise zaman geçirmek için kullandığı bir mekana dönüştü. 1915'e kadar bölgede Ermenilerin yaşadığını hatırlatan mahalleli fakat Ermenilere karşı işlenen soykırımdan sonra burada yaşayanlar buna kilise dememek için bırç demeye başlamışlar. Halinde kiliseye bırca belek diyorlar diye belirtti. Çocukluğunda büyüklerinin anlattıklarını aktaran bir vatandaş dedelerimizin bize anlattıklarına göre kilisenin içerisinde bir tünel varmış. Tünel yaklaşık 500 metre uzunluğundaymış. O zamanlar sürekli bu tünel kullanılıyormuş. Fakat o tünel şu an nerede bilmiyoruz diye konuştu. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni Bölge İdaresi Kentsel Gelişim ve Yerel Öz Yönetim Dairesi Başkanı Alexander Sayyan'ın açıklamasına göre Martuni bölgesine bağlı Sos ve Maçkalaşen köylerinde savaştan zarar gören evlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sayyan yaptığı açıklamada savaştan sonra Sos köyünde 80 ev tahrip edildi. Bunlardan 27'si onarıldı. Maçkalaşen'de ise 71 ev hasar gördü ve 16'sı onarıldı. Maçkalaşen köyünde bir konut savaş nedeniyle tamamen yıkıldı ve yerine Tüfek Yanatlı Yardım Vakfı'nın desteğiyle yeni bir müstakil ev inşa edildi. Ayrıca savaş sonucunda büyük zarar gören evler de var. Şu anda savaş kurbanlarının evlerinin eski pencerelerinin yeni modern pencerelerle değiştirilmek üzere ölçüm yapılmaktadır diye konuştu. Batı Ermenistan'ın Artvin-Karin karayolu heyelan nedeniyle ulaşma kapandı. Alınan bilgiye göre Artvin-Karin karayolunun 3. kilometresinde yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Ulaşma kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı. Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı. Bölgede bekleyen karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatacak. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullah Yan'ın Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede Kars Anlaşması'nı da ele almaları dikkat eder. Bu belge tam 100 yıl önce imzalandı ve birkaç gün sonra tam bir asırlık ömrünü tamamlamış olacak. Uzmanların yasal bir gücü olmadığı yönündeki iddialarına rağmen antlaşma geçen yüzyılda yürürlükte oldu. Mesele şu ki antlaşmanın tarafları o sırada uluslararası hukukun konusu olmadılar. Bu nedenle belge Milletler Cemiyeti tarafından tanınmadı. Kars Antlaşması 13 Ekim 1921 tarihinde bir yanda Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri hükümetleri, diğer yanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin katılımıyla imzalamıştır bu antlaşmanın birkaç ay önce imzalanan Moskova Antlaşması'nı onayladığına dikkat edelim. Antlaşmaya göre Türkiye, Kars bölgesi ve Ararat Dağı da dahil Surmalu ili, Azerbaycan ise Yerevan eyaletinin Şarur dalarak yaz vilayetleri topraklarının bir kısmından oluşturulan Nahiçevan bölgesi geçti. O zaman Nahiçevan bölgesi 3. şahıslara devretmemesi şartıyla özel bir cumhuriyet ilan edilerek Azerbaycan'a verildi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oluşturduğu Libya veri toplama misyonunun 2016'dan bu yana yaşanan insan hakları ihlallerini araştırdığı raporu yayımlandı. Birleşmiş Milletler Libya'ya ilişkin hazırladığı raporda Türkiye'nin Suriye'den bölgeye çocuk savaşçı gönderdiği kaydedilmiştir. Raporda Libya'daki iç savaşta Suriyeli çocuk savaşçıların da kullanıldığı ve Türkiye'nin bu çocuk savaşçıların Libya'ya götürülüp savaştırılmasında rol oynadığına dair ifadeler yer alıyor. Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Türk diplomatik kaynaklar ise iddiaları reddetti. Raporda Türkiye'nin rolü şöyle anlatıldı: 2019 sonlarından itibaren elde edilen kanıtlara göre Türkiye görünüşlerinden açıkça anlaşılacak şekilde 15-18 yaş arasındaki Suriyeli çocukların silah altına alınması ve ulusal mutabakat hükümeti için para karşılığında Libya ulusal ordusuna karşı savaşmasına aracı oldu. Bu çocuk savaşçılar muharip olarak veya güvenlik kuvveti gibi destekleyici görevlerde farklı alanlarda kullanıldı. İtaat etmemeleri halinde çoğu hapse atıldı bir kısmı da yaralandı. Raporda bu uygulamanın uluslararası antlaşmalara aykırı olduğu da belirtildi. Tahran Başpiskoposu Artak Manukyan adlı Ermeni Ulusal Etnografya Müzesi arşivlerinde 15. yüzyıla ait Armenoloji tarafından bilinmeyen harika minyatürlerle dolu iki değerli el yazmasını bulmak mümkün oldu. Bunlardan biri 1420 yılında Yerzinka Erzincan'ın Prastink köyünün yazım evinde kopyalandı ve bu el yazması bahsedilen bölgede yazılmış, şimdi kayıp olarak kabul edilen ve dolayısıyla sanatsal edebi özellikleri artık bilinmeyen ancak bilim dünyasında bilinen 15. yüzyıla ait tek el yazmasından da 39 yaş daha büyüktür. İkincisi, Akori köyünün yazım evinde 1470'te kopyalandı ve manastırdan kalan 15. yüzyıla ait tek el yazması. Bu yazım evinden 17. yüzyıldan erken el yazmalarının henüz bilinmediğini belirtmek gerekir. Ayrıntılar için Rafi Kortoşya'nın Başpiskopos Artak Manukyan adlı Tahran Ermeni Ulusal Etnografya Müzesi adlı eserine bakabilirsiniz. Bu eser 2001 yılında Yerevan'da basıldı. Dünya Güreş Şampiyonası Norveç'in başkenti Oslo'da devam ediyor. Mücadele Greco-Roman stilinde başladı. 72 kilogram finalinde Ermeni sporcu Malhas Amoyan, Sergey Kutuzov'u 3-1 puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Batı Ermenistan, Ermeni güreşçiyi tebrik ediyor ve kendisine yeni zaferler diliyor. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde ulusal taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan birlikte geleceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunkatlı adlı topluluk tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Vartem Kahel adlı eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.